gerçekten. Telefonumuz mu var sevgili Eren Burgu? Evet, telefonumuz varmış. Alo. Yüksel Bey, iyi sabahlar. Günaydın. İyi sabahlar sevgili hocam. Nasılsınız efendim? Uçak sağ salim gibi kalkacak mı? Evet evet, tabii ki. Biz uçağı yine değiştirdik. Çünkü doğrudan direkt bir uçak varmış Adana'ya, Trabzon'dan. Onu aldık bu sefer saat 1'de. Yalnız duyduğun gibi sesim kısıldı. Devamlı 3 gündür konuşuyorum. O nedenle ses kısıntısı yaşıyorum. Onu da inşallah bir iğne yapacağız. Öyle. Hocam sesiniz Adana'da son derece olsa net geliyor. Önemli olan sesinizin tonu değil efendim. Vermiş olduğunuz o yüreğinizden gelen mesajlar. Siz Türkiye'nin aydınlık yüzüsünüz. Bugün Adana gazetelerinde haberiniz var. Ben de bundan çok mutlu oldum. Bu arada ben de çok gelmek istedim oraya. Yani Mertçe'ye katılmak istedim ama işte nasip değilmiş. Trabzon'da ağır bir sis oldu. 3 gündür burada insanlar, 3 gündür gidemiyorlar. Nihayet bu sabah güneş var ve uçacağız. Orada olacağım, Adana'mıza kavuşacağım. Kıymetlimiz bizim Adana malum. Sevgili hocam, Adana Çukurova sıcaklığında sizi bekliyor. Duamız sizinle. Sevgili çok başkanım İsa Kaya'dan da şu anda canlı yayın konuğum. İyi ki gelmemişsin. Çok selamlar İsa Bey. O detayları biliyor İsa Bey. 4 gezde yani bekliyoruz. Sağlıklı bir şekilde. Sefer ama oldu nihayet galiba. Çok şükür. Sağlıkla gelmenizi diliyorum. Sevgili hocam, siz buradasınız diye akşamdan bir takım mesajlar ve sualler vardı. Birkaçı Senam şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Banu Avar hanımefendi, hoş gelmişler. Konuğunuza birkaç sorum. Bir, Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 1-2 cümle. Ben çok parlak görüyorum Türkiye'nin geleceğini her zaman. Türkler, bu coğrafyada yaşayan insanlar savaşçı insanlardır. Başlarına her ne gelirse gelsin pes etmezler. Yeter ki şeye dikkat edelim. Hani sert güçlerle uğraşmayı iyi biliriz de. Bir de biliyorsunuz şu Amerikalıların ağzından düşmeyen yumuşak güç var. Yani televizyonlarla, medyayla, buna benzer araçlarla beyni uyuşturmak. Onlara dikkat etsinler. Atalarımızın yolunu iyi belirsinler. O zaman bizim önümüzü, her şeyi açarız biz. Önümüze çıkan engelleri açarız. Sayın Avar, sesiniz çok net geliyor. Mesajlar çok net. Çok teşekkür ederim. 2. Dünya 20 yıl içerisinde büyük bir savaş yaşar mı? Ben her gittiğim yerde bugün de anlatacağım. Şu anda biz zaten 3. paylaşım savaşının içinden geçiyoruz. Savaş deyince insanların aklında 1. ve 2. paylaşım savaşları var. Yani 2-3 ordunun karşı karşıya gelip birbirine silahlı müdahalesini düşünüyorlar. Ama artık bu yeni dönemde gavurcasını söyleyeyim, multifaz diyorlar. Multifaz yani çok basamaklı operasyonlarla 3. Dünya Savaşı yapılıyor. Şu anda da biz onun tam ortasından geçiyoruz. Çok güzel. 3. Orta Doğu'da barış yaşanacak mı diye bir mesaj var. İşte bu Türkiye'ye bağlı. Yani buranın beyni, bütün Türk dünyasının beyni, kafası Türkiye'dir. Türkiye ne kadar sağlam adımlar atar, ne kadar ne yaptığını bilirse çevresindeki coğrafyada o ölçüde adımlarını sağlam atabilir. O nedenle Türkiye'nin Atatürk'ün yaptığı gibi çevresiyle ittifak halinde, bölgesel ittifaklar halinde yürümesi lazım. Ve Kafkasların geleceğini tedirgin edici buluyor musunuz? Evet, işte zaten açık açık Amerika söylüyor, bundan sonra Orta Doğu'dan sonra hedefim Kafkasya diye. 5. O yüzden evet, da Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır. 5. İnsanların demokrasiyi tam olarak anladıklarından emin miyiz? Güzel soru. Yani demokrasi konusunda bir kitabım var. Çok küçük bir kitap, yani 1-2 saat içinde okunabilir. Kaçın demokrasi geliyor diyor. Şimdi evet, ben okudum böyle? Büyük bir zevkle. Çok güzel bir kitap, doğru söylüyorsunuz. Hayır, neden yani kaçın demokrasi geliyor? Hani biz demokrasiye karşı mıyız? Öyle bir şey, öyle sorular geldi, öyle konuşuluyor ama söylediğimizi orada çok net anlattık birkaç cümleyle. Sayın abimiz rahmetli Atilla İlhan'ın sözleriyle hatta anlattım. Cumhuriyet demokrasi mi, piyasa demokrasi mi? Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz demokrasi
piyasa, serbest piyasa demokrasi. Paraya bağlı bir demokrasi. Herkesin alıp satıldığı bir demokrasi. Bu demokrasiye karşıyız. Hele Amerika'nın söylediği gelirim sana demokrasi getiririm şeklindeki demokrasiler biliyorsunuz çevre ülkelerini ne hale getirdi. Türkiye'de de bunun yansımaları var. O yüzden bu tip demokrasilerden kaçalım ama cumhuriyet demokrasisi bambaşkadır. Cumhuriyet temeline dayalı bir demokrasidir. Onu henüz tesis edemedik. Sevgili Banu, sizce hürriyet nedir diye soruyor bir yurttaşımız. Tam bağımsız olmak demektir. Ona buna bağlı olmamak demektir. O ülkeye, bu ülkeye ülkesini peşkeş çekmemek demektir. Alnı açık durmak demektir. Kalkıp Amerika'ya avuç açmamak, Rusya'ya avuç açmamak, ona bunu avuç açmamak demektir. Türkiye çağın neresinde durmaktadır demiş ve bu soruları gönderen Osmaniyeli araştırmacı yazar Tanrı'nın da biyografisini yazmış. Bunu da söyleyeyim. Davut Dağ Bey. Davut Bey. Evet, Davut Dağ diye bir beyefendi bu sualleri Davut Dağ Bey'e saygılar buradan gönül dolusu selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Geldiği zaman mutlaka herhalde gelir mi bilmiyorum ama bu akşam buluşur. Ayrıca uzun uzun konuşuruz. Türkiye çağın neresinde durmaktadır şu an itibarıyla demiş. Evet, Türkiye yani 21. yüzyıla acı bir şekilde yaşıyoruz. Ama bu Türk milletinin azim ve kararlılığıyla çağın gereklerini yerine getirirse o zaman çok ilerisinde duracağız demektir. Sevgili hocam yine Suriyara tepki veriyor. Bu hanım neden veriyor demiş Ersin Özkan. Kime tepki? Bu bir yarışma programı vardı ya. Ha şu meşhur. Evet. Anladım. Evet. Ben onu açıklayayım. Bu programları, izdivaç programlarını, yarışma programlarını, İşte Big Brother denen programları, yok Survivor denen programları, buna benzeyen birçok programları nasıl yapıldığını, hangi odaklarca bunların formatlandığını uzun uzun anlatan bir yazım var. Bu yazıyı okumalarını dilerim. Tamam, sandıktan çıkan diyor yine Sevgi Evrenseldir titriyle bir vatandaş. Sandıktan çıkan insanlar neden bu ülkede fütursuzca eleştiriliyor? Anladım. Vallahi onu soracaklar. Diğer başka insanlara da sorsunlar. Çünkü ben biliyorsunuz partiler üstü bir söylem içindeyim. Partilere kimlere oy verildiğine ilgilenmiyorum. Evet, son olarak söylemin başka bir söylem. Son olarak sevgili Banu Avar, bu millet çok badireler atlattı. Bugünkü badireleri de atlattı. Ancak aydınım diyen insanların bir kısmı aydın olmanın misyonunu neden yerine getirmiyor? Son olarak efendim. Tabii bunu bilemem ama şunu söylemem lazım. Atilla İlhan Yine rahmetli şu lafı etmişti. Bu ülkeyi hep aydınlar batırdı, halk çıkardı demişti. Ben buna katılanlardan biriyim. Benim gözlemlediğim kadarıyla Anadolu'da sürekli dolaşan, yani oturduğu yerden yazıp çizmeyen birisi olarak, bir yazar olarak, bir televizyoncu olarak şunu söyleyebilirim. Aslında halk eğer ekonomik olarak gırtlağından bağımlı değilse, bu çok önemli çünkü ekonomik olarak birilerine bağımlı hareket ediyorsa farklılaşıyor tabii ama eğer öyle bir derdi yoksa, o şekilde bir bağlantılara girmemişse her şeyi net olarak görüyor ve net olarak değerlendiriyor ve ona göre de adım atabiliyor. Bunun son örneğini Artvin'deydim 2 gün evvel. Orada gördüm. Artvin'de AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye, Saadet Partisi'ne oy veren bütün partililer şeyler, normal vatandaşlar 7'den 70'e bir bütünlük halinde milletin anasına babasına küfür eden ve oradaki madeni batıya peşkeş çekmek için uğraşan Mehmet Cengiz'e karşı kendi topraklarını savunuyorlar. Hiçbir parti ayrımı gözetmeden. Bu gördüğüm son zamanlardaki en iç rahatlatıcı manzaraydı. Hiçbir taşkınlıkları da yok. Orada PKK falan var diyorlar, o da yok.
Hiçbir şekilde öyle yabancılar, Almanlar bilmem neler de yok. Kendi kendilerine bütün partiler, yani AKP il başkanı, eski il başkanı Ahmet Özçelik'ten tutun da CHP'liler, MHP'liler, kamusenciler, kim ülke ocakları, ADD'ciler hepsi el ele vatan toprağını savunuyorlar. Ben bunu, bu milletin yapabileceğini biliyorum. İşte görünen örneği Artvin. Bunu çok önemsiyorum. Yani milletin karar ve azmi olduğu zaman her zorluğun üstesinden geliyor. Zaten sevgili Banu Hanım, şunu es geçmeden edemeyeceğim. Çünkü ben de bunu merak ediyorum. Banu Hanım, sağcı mı solcu mu, iyi günler iyi programlar, tekrar ediyorum ben de bu programa gelmek istiyorum demiş, evrensel sevgi titriğiyle bir yurttaşımız göndermiş. Siz sağcı mısınız solcu musunuz, siyasetin hangi yelpazesinde duruyorsunuz, son soru. Ben daha önce de size geldiğimde bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu soru bana nedense çok geliyor. Ben kendimi şöyle tanımlıyorum. Ben vatanseverim. Muhteşem. Sağ, sol, yukarı, aşağısı, kuzey, güney tanımıyorum. Ben vatanseverim. Bu vatan için babam bana, biliyorsunuz hep anlatırım, 1893 doğumlu. Yani çok çok yaşlı bir babam vardı. Annemle arasındaki yaş farkı 36. Ben bir Kurtuluş Savaşı gazisinin çocuğuyum. Balkan Savaşı gazisi çocuğuyum. Çanakkale Savaşı gazisi. 3 savaşta savaşmış bir adamın çocuğuyum. Bana söylediği tek şey vardı. Sen borçlusun bu millete. Onu ödersin. Onu ödemeye çalış. Tek vasiyetim bu demişti. Ben babamın vasiyetini yerine getiriyorum, o kadar. Hocam sen biliyorsun Yüksel Bey. Çılgın bir Türksün gerçekten. Seni seviyoruz. Ellerinden öpüyorum ben. Sözü sevgili İsa Kayadan'a bırakıyorum. Onunla halleşin ve bitti. Benim açımdan. Buyurun. Sağ ol, inşallah gelirsin de görürüz seni de orada. Teşekkür ediyorum. İnşallah orada olacağım sevgili hocam. Ben hocama saygılar sunuyorum ve dört gözle sağlıklı bir şekilde gelmesini diliyorum. Gelince tabii yüz yüze. İnşallah biraz uzun bir hikaye oldu bu ama. Sağlık yani, olsun. İleride belki bunları anlatacağız hocam. Evet. Gelince canlı canlı yüz yüze performansımızı gösteririz. İyi yolculuklar diliyorum size. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var programımıza da hoş geldiniz. Beni davet ettiği için. Hem ADD'ye hem Adana halkına çok çok teşekkür ederim. Bizim orada orayla bir aşk ilişkimiz var. Bunu bilen bilir. Adana önemlidir. Kurtuluşun ilk başladığı kadınlarının atıldığı yerdir. Bugün de topun ağzında olan illerimizden biridir. Hepsine selam olsun. Sevgiler, saygılar. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Bu gece de, bu akşam işte saat 6'da gelirlerse Seyhan Kültür Merkezi'ne, orada da tek tek kucaklaşırız. Küçük bir söyleşi yaparız. Kavuşmuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygı bizden. Evet efendim, sevgili Banu Avar havaalanından Trabzon'dan Adana'yla bir gerçekten sıcak bir köprü kurdu.